Evet, bugün Saffet Abdullah Güllaçları'nın yine 100 yıllık markalar sohbetleri kapsamında aslında 140 yıllık hikayesini dinleyeceğiz. Yani geleneksel bir ürünün kuşaklar boyu nasıl üretildiğini, bugüne nasıl geldiğini farklı farklı kuşaklardan dinleyeceğiz. Ben önce izninizle konuklarımızı tanıtarak başlamak istiyorum. Markamızın 3. kuşak temsilcisi İlhan Arseven. Yine aynı şekilde 3. nesil Yalçın Arseven, hoş geldiniz. Ve bugün değişik bir yaklaşımla 5. nesillerle birlikte sohbetimizi yapacağız. Yiğit Bey, Yiğit Arseven aramızda, 5. nesil. Oğuz Arseven de bizimle, yine 5. nesil. Ve hatta aslında bugünün biraz fikrini de geliştiren 4. nesilimiz de bizimle. Ben izniniz olursa sohbetimize başlarken Gürsel Bey ve Erdal Bey de buradalar. Çok teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladığınız için. Bir size de çok kısa girizgah için aslında mikrofonu uzatabiliriz başlangıçta. Hemen. Ben özellikle Bülent Başkanım, yönetim kurulları ve Turing ailesine sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu bağlamda bu kadar genç insanı karşımızda görünce heyecanlanmamak, böyle bir kalp atışlarının artmaması mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir kış gününe yakın havanın olduğu bir iklimde burada bulunuyor olmanız çok değerli. Hepinize gönülden minnettarlıklarımı sunuyorum. Beraberinde Yüzyıllık Markalar Derneği'nin değerli yöneticileri, Aslı Hanım'ın moderatörlüğünde gerçekleşen bu etkinlikte, Yüzyıllık Markaların bir üyesi olarak yapılan bu organizasyon içinde teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi gerçekten insan böyle bir topluluğa hitap ederken burada bir markayı veya bir kimliği tanıtmak anlamında bir şey konuşmaması gerektiğini çok iyi anlıyor zaten. Ben sizlere burada değerli konuşmacılarımın, amcam, babam ve çocuklarımızın, yani 3, 4 ve 5. neslin bulunduğu bir ortamda aslında marka, iki isimden oluşan markanın toplumsal süreç içindeki yerini ve bunların temsil ettiği, çünkü bu marka tek bir ürünle özdeşleşmiş, güllaç adı verilen ve tamamen doğaçlama bir, nasıl söylemem gerekir diye düşündüğümde bizim yapımızda, yani bizim toplum yapımızın Orta Asya steplerinden gelen süreci içerisinde tamamen nasıl yapalım da bir şey üretelimden değil de yaşam biçiminin gereklerinden doğaçlama olarak üretilen bir üründen bahsediyoruz. Gülaç denmiş Farsça, güllüaç denmiş, güllaç denmiş ama sonunda bugünlere gelen, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yerleşik düzene geçtiği sistem içinde güllaç sarayın temsil adetleri arasında yer almış. Düğünlerde, yabancı konukların karşılanmasında, sünnetlerde, mevlit merasimlerinde. Fakat önemli olan bu sarayda kalan adetin İstanbul'un fethiyle yerleşik düzende tüm halkın beğenisini kazanan bir sisteme dönüşmesi. O da yine Osmanlı İmparatorluğu'ndaki padişahların halka yaptıkları bu sunum. O dönemde onlara yağma deniyor. Böyle masalar kuruluyor Topkapı Sarayı'nın dışına. Belki Beylerbeyi'ne, Bülent Bey belki daha hakim olabilir. Orada insanlar bunu tattıkça ve özellikle Fatih Sultan Mehmet'in Yeniçeri Ocağı'nda, Yeniçerilerin iftar ve sahur yemeklerinde güllacın bulunması talimatını vermesi üzerine, Yeniçeriler sonuçta halkın içinden gelen bir grup ve halkın da çok beğenisini kazanan bir ürün haline geliyor. Çıkış noktası nedir? Göçebe bir toplum, Orta Asya steplerinde yaşayan, buğday hasadı yapılıyor. Buğday çok çabuk küflenen, bozulan bir ürün. Taşların arasında eziyorlar, suyla sulandırıp gerek toprak, gerek biz onu hala düşünüyoruz. Belki kalkan olarak, o zaman mızrak, kılıç, ok gibi kalkanların kullanıldığı bir dönemde kalkanı ters çevirdiğinizde bir ateşin üzerinde ısıtıp o hamuru döktüğünüzde alın size bir güllaç. Ters çevirdiğinizde de et parçalarını keserek kavurma. Zaten Osmanlı İmparatorluğu'nun yemek düzeni içinde kavurma, pilav ve bu tarz sütlü tatların başlangıcı çok önemli. Bu böyle bir süreçten geliyor. Yani tamamen toplumun kendi yaşam dinamikleri içinde gelişen
bir ürün. Biz size bunları bugün anlatmak isteriz. Bunu anlatırken ben 1900'lü yıllar, 1800'lü yıllara gidecekler konuşmacılarımız. Oralarda daha çok bir ticari uğraş değil de geleneksel olan bir ürünü, çünkü günümüzde birçok geleneksel meslek yok oldu. Ve bu yok oluşlar içinde bana göre Saffet Abdullah ailesi içerisindeki ikinci, birinci kuşak ve üçüncü kuşak olarak İlhan ve Yalçın Arsevi'nin önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Kendilerine eşleriyle olan diyaloğunun buraya getirdiğini de özellikle onlar da ifade edeceklerdir. Ailenin bayanları burada çok çok önemli. Zaten mesleğin kopmaması ve kaybolmamasının en önemli etkeni babaanneler, anneanneler ve beyefendilerin eşleri, benim de anneanne ve babaannem. Dolayısıyla böyle bir süreci anlatacaklar. Biz bu ilerleyen anlamda katkılarımız olursa belki girmek isterim ama geçmişi ve geleceği şu anda karşınıza getirmek istememizin tek sebebi zamanın çok hızlı aktığı bir dönemdeyiz. Yani hızlı akmıyor aslında, zaman hep aynı da. Biz zaman içine sığdırdığımız anlamları yetişemiyoruz peşinden. Çok kareler çok hızlı akıyor. Enstantaneler, çok önemli olaylar kafamızın içinde tam anlamlandıracakken değişiyor ve yetişemiyoruz. Bu yetişemediğimiz önemli olaylar bizde üst benlikte daha anlamlanmadan başka bir noktaya geçiyor, başka bir noktaya geçiyor. Hep bilimsel bir yönüyle kendimizi geliştiriyoruz, lisans sahibi oluyoruz, doktora sahibi oluyoruz. Fakat o diplomalarımızın artık bundan sonrasına bizi taşıyamayacağı bir döneme geliyoruz gibi geliyor bana. Ben 60 yıllarında doğan bir nesilim. Sanıyorum Baby Boomers denen bir dönemin çocuğuyum, Dünya Savaşı sonrasında. Biz aslında şanslı bir nesilmişiz. Dünyanın 70-80 yıllık savaşın olmadığı bir düzeni yaşadık. Şimdi bundan sonrasında görüyorsunuz olayları. Eğitimlerin yetmediği, lisans kağıtlarının bizi artık bir yere taşıyamadığı, hayal gücünün ve yaratıcılığın çok öteye geçmesi gereken bir dünya geliyor. Hepinizin önünde bu var. Sisler var, bulutlar var. Ama bunların ötesine taşıyacak sizi, sizleri bir motivasyon görüyorum. Yani bu olumsuz şartlara rağmen bu soğukta burada olan bu nesli tekrar tebrik ediyorum. Sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Karşınızda 90 yaşını aşmış ve 90 yaşına gelmekte olan iki değerli konuşmacı var. Şimdiden olası hatalarımız için affınızı rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Gürsel Bey, çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir girizgah oldu. Ben zamanımızı verimli kullanarak önce biraz 140 yıl öncesine, yani markamız biliyorsunuz aslında Kırım'dan başlıyor değil mi hikayemiz? Bir İlhan Bey'e sözü vermek istiyorum. Siz böyle geçtiğimiz dönemden ilk markanın kuruluşuna dair Kırım, dedeler, aklınızda sarayda güllaç, bize şöyle bir şey verirseniz Yalçın Bey'le de devam edeceğiz hemen. Şimdi güllaç dedem zamanında saraya güllaç tedarik ederlermiş. Küfelerin içine konarak o zamanki at arabasından bundan saraya intikal edermiş, şey yaparmış. Gönderirlermiş. Evet, gönderirlermiş. Siz de o dönemleri çok tabii güzel tarifliyorsunuz. Ben de zaten dedemin Kırım'dan bugüne kadar hani Türkiye'ye gelmesini anlatacağım. Eğer lütfen oradan ifade hemen devam edelim. Dedem Abdullah Efendi Kırım'dan 1878'de Romanya tarihiyle, yani Romanya'dan Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de Şehremin denen bir semtte ikame ediyorlar. Bu ikameleri sırasında yine İstanbul'un saraya güllaç yapan Bekir Efendi, efendi tabirini kullanıyorum, o vakit soyadı yoktu tabii. Bekir Efendi'nin yanında
ustalığa devam ediyor. Devamı sırasında da yıllar tabii, 2 yıl, 3 sene sonra Bekir Efendi aniden bir ölüm vefatı oluyor. Bu vefattan sonra dedem Abdullah Efendi güllaç ustalığını devam ettiriyor. Bu devam sırasında tabii sarayın güllacını yapıyor. Saraya İlhan abinin dediği gibi at arabalarında yaptığı güllaçları sevk ediyorlar. Sarayda bu güllaç tatlısını daima önde tutan, her yemeklerin arasında olan bir tatlı olarak kullanırlarmış Osmanlılar, Osmanlı Sarayı'nda. Ondan sonra bu zaman böyle gittikten gidiyor. Birkaç yıl sonra da esas bu işi yapan Bekir Efendi vefat ediyor. Yani vefatı da 1880'lere geliyor. Vefatı sırasında bu sefer aile etrafında ailenin çocukları yok. Kadın da ailesi de o zaman dedem gibi, dedemden daha yaşlıymış tabii. O diyor ki, Abdullah Efendi, biz bu işi yürütemeyiz. Sen bu ustalığı devam ettiriyorsun, bunu devam ettirmeni rica ediyoruz diyorlar. Bila bedel dedeme aktarma yapıyorlar şeyi. Atölye, evet. Bu durumda dedem buna devam ediyor. Gene aynı Bekir Efendi'nin yaptığı şeyde, usulle, yöntemle. Yöntemde gene sarayın mallarını, güllaçlarını temin ediyorlar. Böylece bu yıllar sonra dedemin de 1927 yıllarında vefatından sonra babam Saffet Arseven'e, o zaman Saffet Arseven diyorum, soyadı kanunu oluyor. Devreye girmiş. Mamafir soyadı kanunu olmuyor, ben şöyle ifade edeyim. Yine Saffet Efendi'ye devrediyor. Soyadı kanunu bildiğiniz gibi 1936 Haziran'ında oluyor. Soyadı kanununda Arseven soyadını alıyoruz. Saffet Efendi de bunu 1959'a kadar devam ettiriyor. Ben biraz özetini anlatıyorum. Soracağız aralarda, siz anlatın. Tabii. 1959'da biz Saffet Arseven, Saffet Kolektif Şirketi, Abdullah Saffet Güllaçları olarak firmamızı kuruyoruz 1959'da. Ve ticaret odasına da kayıtlarını yaptırıp tescilini yaptırıyoruz. Ve o yandan bu yana kadar 1969'da tekrar firmayı babam bırakıyor. Emekli diyelim bugünkü tabirde, ayrılıyor. O 1969'da şirketi yeniden tescil ettiriyoruz ticaret odasına. O zaman Saffet Kolektif Şirketi Yavuz'un Arseven ve İlhan Arseven olarak göreve devam ediyoruz abimle beraber. Bu da o günden bu yana nasıl tarif edeyim onu, ben devam ettikten sonra İlhan Arseven tescillerini yaptırdıktan sonra burada not almışım da o bakımdan. 1969 yılında Saffet Bey'in ayrılmasıyla şirket üçüncü kuşak bizlere kalıyor. İlhan Arseven, Yalçın Arseven olarak Saffet Kolektif Şirketi olarak günümüze kadar devam ettiriyoruz. Konu, kısa özeti bu kadar. Ama 140 yılı böyle bir güzelce bize bir özetlemiş oldunuz. Biz evet. Şimdi bazı sorularla aralara girelim. Bir kere bu tabii güllaçın, özellikle pandemi döneminde de Gülsel Bey'le de sohbetini çok yapıyorduk. Sadece Ramazan'la
aslında gündeme gelmesine biz güllaç severlerin itirazı var. Dolayısıyla o dönemde şeyi merak ediyorum. Sarayda da mesela daha çok Ramazan'la mı özdeşleşiyor yoksa Ramazan'ın dışında da bir talep var mı? Tabii. Ramazan bunun özelliği zaten. Ramazan'ın gülü dedi Mehmet Bey. Şeyden dediğiniz gibi Ramazan'ın gülü güllaç deniyor. Yani Ramazan'ı hatırlatıyor. Ne bileyim Ramazan'la bağdalaşıyor. Tabii saray davetlileri oluyor. Dışarıdan gelen heyetler konuklar, geliyor. Konuklar geliyor. O konuklara da şey bir günü sarayın en kıymetli tatlılarından yiyeceklerinden güllacı takdim ederlermiş. O vakitte yani yalnız Ramazan'da değil Ramazan'dan sonraki günlerde de bu tatlıyı ikram ederlermiş misafirlerine. Saray da mutfağında gibi, var zaten yani. Zaten sarayda devamlı her gün iftar sofrası kurulurmuş. Heyetler geliyor, davetliler geliyor, akrabalar şey yani alttan gelenler oluyor. Bu davetlere her gün güllaç tatlısını yaparlarmışlar. Çok fark var mı üretiminde mesela? O günlerde siz nasıl, çünkü özgeçmişlerinize baktık efendim, evet. Kitapçıklarda da var, üretimin çok içindesiniz. Üretim, fark genelde yok gibi. Ne gibi yok diyorum. Bu tavaya dökülen nişas tamburunun aynı bir akıtma tabir ettiğimiz gibi kirap mı diyorsun şimdi? Dediğiniz gibi tavaya dökülüyor, tavadan yaprak olarak kalkıyor. Bugün de gene aynı. Yine tavalar var fakat otomasyon oldu tabii. Bant usulü tavaya otomatik dökülüyor. O tava, şöyle tahmin ediyorum, Erdal Bey var mı bir 10 metre, 20 metre uzunluğu? 10'ar metre, 20-25 metre uzunluğunda bantta o tavalar tek tek dökülüyor. Ama otomatik tabii robot vasıtasıyla dökülüyor. O 20 metre, 30 metre dediğimiz zamandan gene dökülen yere gelene kadar güllaçlar kendini biraz toparlıyor, topluyor yani. Kuruldu demiyorum. Ondan sonra o yaprakları toplayıp kurutma tezgahlarına koyuyorlar. Yani yöntem ilk günkü gibi. Temel aynı. Teknoloji biraz otomasyona döndü yani bu. Çünkü el marifetiyle yapmak zor. Tek tek yani bir işçinin yapacağı günde 10 kilo kadar yani. Demek ki yarım kilo 400 gramda 10 50 yaprak olduğuna göre bir kiloda demek ki hesap edin 10 kiloyu 500-600 yaprağı bir günde yapıyorlar. Siz de üretimin aslında iki usta var yanımda evet, şu evet. Anda. Siz de üretimin içindesiniz. Siz de o tabii, dönemlerde tabii. Dökmek mi tabir ediliyor efendim? Güllaç dökmek evet, mi? Evet, dökmek tabir edilir. Esasında güllaç yapımı ilk zamanlar kömürle mıcır karışımı. Evet. Karışımıyla ateşte şey yapılırdı. Dökülürdü. Hatta o zaman bereket olsun diye, bilmem ne olsun diye ateşin etrafına tuz, biraz da şeker serpilirmiş. Adet. Ritüelleri adeti. De var yani evet. Üretirken. Bu işte annem ve babamın annesi ne diye bizim de babaannemiz sayesinde yürütülüyordu. Onlar olmasaydı zaten yürümezdi. Dolayısıyla hepsinin katkısı büyük aslında değil mi? Onlar evet. O dönemde ayakta tuttular belki tabii, üretimi. Tabii. Onlar o işin başında idiler. Yani onların büyük katkılarıyla
Hatta semtteki kadınları şey yaparak annem gülaçlık müsünü öğreterek semte katkıda bulundular. Kadınları toplandı. Evet, hatırlıyorum bu sohbetini yapmıştık. Toplardı. Bugün kadın girişimcileri destekleyen şirketler var, o zaman yapmışsın. Kadına şey ilçe bak. Kadınlar yapardı bunu. El marifeti daha düzgün olduklarında. Mahallenin kadınları, İlal abinin anlattığı gibi işte ondan mahallenin sonra, kadınlarını toplarlar. Orada bir atölyemiz vardı. Şehrimin'de. Kömürle dediği gibi, kömürler yanar. Altına mıcır tabir ettiğimiz ufak kömürleri koyarlar. Onun üstünde tek tek, biraz evvel ifade ettiğim gibi tek tek dökerek yaparlardı. Bu dökmeyi işte bugünkü duruma getirdiğimiz, demin ifade ettim. Böyle bir durum vardı. Tabii bu kadınların yanlarında da annelerimiz, bizim annem de mesela, ben annemi iyi bilirim, tanıdım. Annem bütün onların ortacı derlerdi. Bütün mallarını toplar, sayar, demet yapar. Onların yemeğlerini öyle temin ederlerdi. Durum böyle bir olay vardı ama siz sorun ben devam edin. Ben şimdi edelim. Biraz beşinci nesile söz vereceğim. Fakat ondan önce hazır tarihin sayfalarında dolaşırken gerçekten her zaman şaşırıyorum bizim bütün markaları değerlendirdiğimde. Birinci Dünya Savaşı çok yani uzun süren ve zorlu bir dönem. Evet. Ve İstanbul şehri hani böyle 5 yıl kadar işgal altında. Tabii İngilizler, Fransızlar, evet. Evet, biz yani o yıllarda bu üretime nasıl devam ettiniz? Meselenin işte tedariği, tabii, malzemesi. Tabii, onu da anlatayım, onu lütfen. Da anlatayım. Malum nişasta ile yapılıyor. Bu Türkiye'de ufak tefek atölye gibi fabrikalar var diyeyim. Onlardan temin ediliyor ama tabii o zaman bilhassa ben Alman armini de anlatıyorum. O 40. Onu da soracağım. Evet, katılmadık fakat tabii ki çok yakından bizi de ilgilendirdi. Devlet buğdayı topluyor. Yani İnönü, İsmet İnönü zamanında Allah rahmet eylesin. Kendisi büyük bir fedakarlık yapıp bizi harbe sokmadı o zaman. O da önemliydi. Bu buğdayları her üreticiden, yani üretmek dediğim tarla sahibi, çiftlik sahibi olanlar buğday yetiştirirlerdi. Onu herkesten mecburen teneke, mesela arazinin büyüklüğüne göre, tarlanın büyüklüğüne göre yaptığı üretime göre buğdaylarını alırdı. Buğdayı alınca tabii insanlara, yani halka buğday kalmıyor. Kalmayınca da un üretimi olmuyor. Un üretimi olunca ekmek de karneyle oluyor tabii. Biz bu karne durumlarını gördük. Bir kilo ekmeği alacaktık, bir pul gibi karne verirlerdi. Bir karne verirdik, bir ekmek alırdık. Ekmek öyle bugünkü gibi ver bana 10 tane ekmek, ver bana 2 tane ekmek yoktu. Ekmeği santimle, milim milim tek tek verirlerdi. Bu yoklukları da gördük. Efendime söyleyeyim, devamı nasıl getireyim? Hadi malzemeyi tedarik ettik diyelim, onun üretim tarafı tamam, işte, dağıtılması. Bu sefer tabii buğday yok ya, nişasta da yok. Bu sefer dedelerimiz buğdayı alıyor, yatırıyor. Bilmem belki Aralık'ında memleketlerinde yapılan yerler vardır. Bunu bekletiyorlar. Tamamen onu nişasta su haline getirip nişastayı döküyorlar. Güneşte kurutuyorlardı. Ondan sonra öğütüp bunu güllaç yapımında kullanıyorduk. Kullanıyorlarmış yani. Savaş döneminde evet. Farklı yöntemler evet. Geliştiriyorlar. Tabii bu anlattıklarımda ben 4 yaşlarındaydım.
Ben duyduklarımı da anlatıyorum bu arada. İlhan abi 32 doğumlu, ben 36 doğumluyum. Bu anlattıklarımız 40'ları, 42'leri anlatıyorum. Ben de talebe bile değildim yani. Hatta bizim bir de değirmenimiz vardı. Buğday, aşurelik buğday yapardık. Neredeydi değirmen? Şehremindeydi. Şehreminde. Onu da atla döndürüyorduk. Atı bağlardık. Gürcünü de bağlardık. Hatta hayvan devamlı böyle dönerdi. Biz ona buğdayı dökerdik. Buğday o değirmen taşının altında ezile ezile kabuğunu atardı. Kabuğunu attıktan sonra onu bugünkü aşurelik buğday dediğimiz buğdayı temin ederdik. Aynı zamanda onu ekeliyet yani Rumlar mevlutlarında koliva dedikleri bizim şeye benzer aşurelik buğdayla mevlutlarda şeker dağıtmamıza benzer. Onlar da onu dağıtırlardı. Kaselere koyup. Hani buğdayı da böyle aşurelik buğdayı da böyle. Savaş dönemlerimizde bizim asker olan atlarımız var değil mi? Var. Yanlış hatırlamıyorsam var, öyle evet, anlatmıştınız. Var. Onları da tabii devletin tabii o vakit ata, beygire, ne bileyim ihtiyacı var. Arabaya ihtiyacı var. Onları biz devlete teslim ettik. Kullandılar onu şeyde işte harp zamanlarında onu şey diye bizden malzeme olarak aldılar. İki tane atımız vardı, iki de arabamız vardı. İkisini de vatanın hizmetine sunduk yani o vakit. Biz onları hem değirmende hem nakliye için mi kullanıyorduk? Biz onu tabii. Biz hem değirmende hem nakliyede kullanıyorduk. At arabamız vardı o vakit. Benim bildiğim Nafi Han'ı Eminönü'nde tarihi bir andır. Dedemler orada istikrar ediyormuş. Tabii Şehremin'den Eminönü'nde neyle gidiyor bu? At arabasına konup mallar paketlenip işte o günkü bağlama böyle bugünkü ambalajlar yok. Böyle küfeler tabir ettiğimiz mallar dökme olarak satarlarmış. Peki. Ekleyeceğiniz bir şey şimdi, mi? Gülleti yapmak için buğday lazım. Bizim de Tepebağ semtinde bir buğday tarlamız vardı. Abdullah zamanında, Safet zamanında. Evet. Orada buğday yetiştirirdik. O buğdayları orada alıp Şerimi'deki değirmenimize getirip o değirmende ilk önce buğdaylar su içinde şişirilip, çürütülür ve havuz şeklindeki değirmen içinde taş şey vardı. Ne derler ona? Değirmen taşı. Evet. O taştan dibek taşı. Buğdaylar ezilirdi. Ezilince suyu da akıyor. Ve o sütler tabii süt haline gelirdi. Hazreti kapağı açılıp geniş fıçıların içine o nişasta şeyi oraya dökülürdü. Orada dinlendirilip, orada o fıçıların içinde dinlendirilip ertesi günü dibe çökmüş nişastayı kuruturduk. Tabii suyunu yani artakalan suyunu da dökerek. İlhan abinin anlatmak istediğini ben de ifade edeyim. Müsaade edersen İlhan abi. Şey yaparak hemen tamamlasın. Damlarda kuruturduk. Tabii bu meyan zarfında harpler oldu. Bilmem ne oldu, şu oldu, bu oldu. Artık şey dökemedi, Yalçın söylediği gibi atlarımız, arabamız vardı. Atları askeriye Atatürk zamanında
ikinci Cihan Harbi'nde, Alman Harbi'nde onları devlete, askere şey yaptık. Hibe ettik ya da emanet evet, ettik. Evet. Zaten topluyorlardı. Atı, arabası olanların arabalarını ve atlarını. Hatta hatırlıyorum, ürettiğimiz nişastayı, buğdayı da askeriye verdik. Evet. O yine ikinci Dünya Savaşı'nda sizde evet, tabii. Evet, evet, evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Tamam. O vallahi, yani durmamış o üretim. Savaşlara tabii. rağmen, tedarikteki tabii. sorunlara rağmen evet. aslında o şeyi bir şekilde dükkanı kapatmadık yani öyle tabii, anlıyoruz. Tabii muhakkak. Ben şimdi biraz 5. neslimize doğru şöyle dönmek istiyorum. Sonra tekrar zaten öğrencilerimizden de sorular gelecek tamamlamadan önce. Biz burada genelde yüzyıllık marka sohbetlerinde marka mirasını bir gündeme alıyoruz ve çok artık literatürde de konuşuluyor. Yani geçmiş, bugün ve gelecek miras dediğimiz şey böyle geçmişten devraldığımız bir şey değil tek başına. Özellikle marka mirası. O yüzden gelecek nesillerin aslında hayalleriyle şekilleniyor zaten gelecek. Evet. Markaların temsilcileri de o yüzden bizim için çok kıymetli. Zannediyorum William Somerset gelenek bir gardiyan değildir, kılavuzdur diyor. Onun için o kadar merak ediyoruz ki sizin o anlattığınız hikayedeki incelikleri evet. Ve gelecek nesil bununla ilgili neler düşünüyor? Hem eğitimini tamamlayıp farklı kurumlarda da tecrübeler edindiğinizi de biliyorum. Hem de markanın içinde, markayla birlikte büyümüş kişiler olarak. Evet. Şimdi biraz sözü size vermek istiyorum geleceğe dair görüşlerinizi almak için. Oğuz Bey'le başlayabiliriz izninizle. Çok teşekkürler. Öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Soğuk havada burada olduğunuz için teşekkürler. Küçüklüğümüzden beri biz İlhan Bey'den, Yalçın Bey'den hep bu hikayeleri ve bundan çok daha fazlasını dinlerdik. Bu hikayeler bizim şimdiki yaşımıza gelene kadar hep aklımızın bir köşesinde birikmiş. Ama yaş ilerledikçe maneviyat olarak bize birazcık daha belki anlamlı gelmeye başlamış hikayeler. Ve bunlar anlam kazandıkça, manevi değeri arttıkça bizim için, biz bunları idrak edebildikçe daha fazla, işte o zaman kendimizde bir hayal kurmaya başlayabiliyoruz. Bu geçmişten gelen geleneğimizi nasıl sürdürürüz? Geleneğimizi nasıl modern günümüze daha iyi uyarlayabiliriz? Bu işi nasıl ileriye götürebiliriz? Bu mirası nasıl devam ettirebiliriz kendi çocuklarımıza ve daha fazlasına kadar? Burada işte 5 nesil var. 5 nesil demek 150 yıl demek. 150 yılda gerçekten çok uzun bir süre yani biz... İşte 10 yıl bize çok uzun geliyor. Siz düşünün bu iş 150 yıldır yapılıyor. İşte benim hiç tanımadığım atalarım bu işi yapmış. O yüzden ben de bu işi devam ettirmeyi kendime bir sorumluluk olarak görüyorum. Bu benim isteğim. Heyecanınız da var gibi gözüküyor evet, o devamlılık evet. konusunda evet, aslında. Evet heyecanım var. Yani, özellikle son yıllarda artan bir heyecanım var benim de işimiz hakkında. Ve hani... Heyecan oldukça insanın içerisinde yeni fikirler üretme konusunda da beyin daha aktif bir şekilde çalışabiliyor. Biz de büyüklerimizden öğrendiğimiz, babamdan, amcamdan gördüğüm, öğrendiğim şeyleri şimdiki günümüzün iyi uygulamalarıyla birleştirerek yaptığımız işi daha ileri götürmek amacımız var. Yiğit'e de sözü vereyim. Tabii, birazcık soru cevap da devam ederiz. Yiğit Bey buyurun. Tabii ki. Öncelikle Oğuz gibi ben de bugün burada bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani marka olmanın ötesinde demin de anlattıkları bu hikayeler çok değerli. Yani bir markayı devam ettirmekten öte Oğuz'un söylediği gibi hikayeleri devam ettirebiliyor olmak, bu kültürü, bu sinerjiyi ortada ayakta tutabiliyor olmak önemli. Çünkü sadece bir markanın ötesinde bahsettikleri hikayeler aslında tarih kitaplarında okuduğumuz şeylerde yer alan ve bizim de yani Oğuz'un söylediği atalarımızın içerisinde var olduğu bir süreç. Bunu algılayabildikçe, derinlere inip hem dedelerden hem babalardan dinleyebildikçe bizdeki enerji ve bu istek daha da artıyor. Tabii ki yani demin bahsettikleri, Yalçın amcanın bahsettiği gibi şirket olarak manuel olan bir şeyin otomasyona dökülmesi. Artık günümüzde otomatik sistem dediğimizde bizim için hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Çok standart ama
en önemli benim vurgulamak istediğim şeylerden bir tanesi otomasyonun da ötesinde mesela biz koruyalım dediğim şey burada. Hala manuel olan bahsettikleri bu elle dökme otomasyonun yanında devam ediyor. Biz de mesela ilerleyen süreçte bu değeri nasıl koruruz? Bu mesela beni çok heyecanlandıran bir nokta. Yani ek olarak kültürün Türkiye geçmişine hatta Osmanlı geçmişine değinmesi ve bizim de bunu ileride kaybetmeden ileriki nesillere Oğuz'un söylediği gibi aktarabilmek en çok heyecanlandıran noktalardan bir tanesi bizi. Umarım bunu koruyabilir, geliştirebilir ve sadece kendi topraklarımızda değil belki de çok daha ileriye, daha açık bir şekilde bunu öğretebilmek, insanlara bu hikayeleri anlatabilmek bizim vazifemiz olacak diyebilirim yani. Ne güzel. O vazifenin bu kadar içinde ve farkında olmanız tabii markayı sevenler için büyük bir garanti aynı zamanda. Biz marka dersleri yapıyoruz Turing'de buradaki burslu öğrencilerimize. Buradalar mı şu anda göremiyorum ama geçen hafta zannediyorum ya da bir önceki hafta derste bir öğrencimiz şey dedi. Ya hocam markayı konuşuyoruz falan ama siz aslında dedi anlattığınız şeyler işini iyi yapmakla ilgili bir şey anlatıyorsunuz bize birkaç haftadır. Yani işte stratejileri konuşuyoruz, iş modeli diyoruz, marka kimlik sistemi falan diyoruz. Fakat dönüp dolaşıp gerçekten öyle. Konuştuğumuz şey aslında işine odaklanmak, işini iyi yapmak. Demin içeride de sohbetini yapıyorduk. İsimleri değişiyor. İşte iş dünyası buna süreç yönetimi diyor. Sizin demin ne güzel nakliye diye ifade ettiğiniz şeye lojistik yönetimi diyoruz. Başka bir şey oluyor. İsimlerle böyle biraz daha havalı olunca. Dolayısıyla ben biraz yani sizin markanıza baktığım zaman da özellikle bir ürüne odaklanmak konusunda mesela bir şey görüyorum, bir istikrar görüyorum. Bu bir strateji yani ürün çeşitliliği olmak zorunda değil. Fakat o konudaki bakış açınızı yani hem sizlere sormak isterim hem de yeni 5. nesile de sormak isterim. Biz çok çeşit ürün yapalım gibi fikirler hiç ya da teklifler genelde bizim köklü markalarımıza çok gelir. Biz de dediğiniz gibi yani kar tabii muhakkak olacak ama evvela malın kalitesi ve müşteri hizmeti önemli. Bunu işte son 90 yıllarına kadar İlhan abiyle ben bu sistemi getirdik. Arkadan oğlum Erdal Arseven, bir de Gürsel Arseven yeğenim var. O doktorluk vazifesini Erzurum'da ifa ederken oğlum Erdal Arseven benim yanımda bu görevi benden hemen hemen aldı. Aldı ve biz biraz babayani tabii eski tip. Yani ne bileyim yeniler pek atılmıyorduk. Hep aman olduğu yerde kalsın. Yani müşterimiz koruyalım. Nasıl olsa var. Koruyalım diye. Herhangi bir fedakarlık edip de atılım yapmıyorduk. Allah razı olsun oğlum Erdal Arseven geldi. Bu tabii yeni kafalar, yeni bir beyin. Bunu şey yaptı, ilerletti. Yaparken de hatta bazı mani olduğumuz anlar oldu. Mesela biz demet paketlerini kağıda sarardık. Ve gramlar da standart değil, yarım kiloluk, 400 gramlık, 200 gramlık diye yapmadık. Alevre yapardık, müşteriye kiloyla peynir kalıbı gibi satardık. Bu yenilikleri tabii Erdal Bey, tabii mallar sandıklarla giderdi büyük. 40 kiloluk sandıklara koyardık. Türkiye'nin her yerine mal veriyorduk. Edirne'den Van'a kadar. Her yerine giderdi mallarımız. Vehbi Koç müşterimizdi evet, hatta değil mi? Evet, Vehbi Koç'ta Ankara'da bir bakkaliye dükkanı vardı onun. Yeni hal dedikleri bugün. O bizim müşterimiz oluyordu. Babamların yani, benim değil de. Ondan sonra o da bakkallıktan gelmedir bugünkü duruma. Aynı zamanda askeriyenin bütün Vehbi Koç şeyi yapardı, iyasesini verirdi. Yani buğdayını, fasulyesini, buğday ununu verirdi.
unlu mamuller alıp askeriye şey yapardı. Tabii. Bu şekilde. Bütün Türkiye'ye de ürünlerimizi dağıtıyorduk yani. Türkiye'nin her yerine. Her yerine. Yani o durumda hakikaten dediğim gibi Edirne'den Kars'a kadar bizim malımız giderdi. Ama o vakit tabii böyle lojistik yok. Deniz yolları, tren vagonları yani deniz demir yollarıyla giderdi. Sonradan nakliye ambarları oldu, geldi memleketimize. Kamyonlarla sevkiyatlar oldu. Yani en sonunda Topkapı'daki nakliye ambarlarına mal verdiğimiz günler oluyordu. Yani bir ürüne odaklanmak, onu aslında hani en evet, iyi şekilde tabii, üretmek biraz kolay bizim değil, kolay değil. Stratejimiz olmuş. Bir ürünle bunu buraya getirmek hakikaten kolay değil. Hemen hemen bunda bir kar da temin etmedik. Ama firmamızın bir adı duyuldu, Saffet diye, Saffet Abdullah diye. Bu bize firma önemli. Şöyle dur. Tamam. Devam ediyoruz. Ha film kapandı şey, mı? Geldi mi şu? Marka olmamızın aşebiyle şey yaptık. Bunu bugünlere kadar getirdik yani böyle. Ama dediğim gibi Gürsel Bey'le Erdem Arseven'in şeyleri, gayretleri, emekleri bugünkü duruma geldik yani. Yoksa bize kalsaydı biraz biz geriden takip ediyorduk. O korumacılık da bazen çok kıymetli. Fakat işte evet, şeyleri atlamamak gerekiyor. Dönüşüm zamanlarını da evet, göz ardı etmemek onları gerekiyor. Onları doğrusunu söylemek lazımsa hakikaten biz pek atladık. Atladık ama arkadan işte oğlum Erdal Arseven ve yeğenim Gürsel Arseven bize büyük bir katkılar oldu. Hakikaten bugün markanın Saffet Abdullah markasını hemen hemen Türkiye'ye yayıldığı gibi Avrupa'da da adımız var yani. Çok... Yalçın, Erdal Arseven, Yalçın Arseven bu gülacı İngiltere Kraliyet Sarayı'na kadar tattırdı. Gülacı. Yaşın. O da Almanya. Tam aslında sormak istediğim bir yere geldi. Çünkü ne güzel tarif ettiniz. Siz bir yere getirdiniz. Geçmiş, bugün, gelecek evet, dedik. Erdal Bey ile Gürsel Bey'in belli ki çok emekleri var. Şimdi bakalım yeni neslimiz bundan sonrası için neler düşünecek derken aslında şunu sormak istiyorum. Bütün dünyaya dediniz. Evet. Pandemi döneminde öz eleştiri de yaptık. Yani güllacı ben de tekrar keşfettim. Tek bir ürün gibi görünüyor. Fakat sadece güllaç için değil, birçok şey için de kullanılma imkanı var. Yani özellikle son dönemde farklı reçeteler için de diyeceğim. Aslında belki gastronomi dünyasının kullanmaya başladığı, henüz de yeterince belki de henüz keşfetmediği, yurt dışında çok ilgi gördüğünü biliyoruz. Sizin biraz yani o hem koruyup hem geleceğe taşımakla ilgili yeni dönem bazı araçları kullanmak, işte bunun içinde daha Metaverse'ü tam tanımıyoruz, oraya girmeyelim ama özellikle dijital dünyanın zannediyorum fine fast food diye adlandıran fanlarımız var yurt dışında. Ona dair bize söyleyecekleriniz olur mu? Yine Oğuz evet, Bey sizinle başlayayım. Tabii yani güllaç ürünü Yalçın Bey'in de söylediği gibi işte krep hamuru gibi bir hamurdan tavaya dökülerek oluşturulan, sonunda da neredeyse saydam diyebileceğimiz bir incelikte oluşan bir hamur. Biz bunu güllaç tatlısı olarak yapıyoruz ama bu hamurun, bu yaprağın başka türlü kullanımları da var. İşte bundan börek yapılabiliyor, daha tuzlu reçetelerde kullanılabiliyor. Burada önemli olan şey işte sosyal medyayı kullanarak, çok fazla sosyal medya şefi var, başka şefler var. Yani bu insanlara bu ürünü başka türlü kullanma yollarını topluma göster
M'ye doğru iterek ilham olmak lazım biraz herhalde, evet, değil mi? Evet, yani bu aracıları kullanarak işte sosyal medyayı ve şeflerimizi, diğer işte gastronomi uzmanlarını, bu ürün başka yollarda nasıl kullanılabilir, başka türlü nasıl kullanılabilir, bunun tanıtmalarını sağlayabiliriz. Ve işte bu yine yurt dışında da aynı şekilde, hani bu ürün keşfedilirse elbette kullanılacağı bir sürü reçete, bir sürü alan olacaktır. Önemli olan bu ürünü tanıtabilmek yabancı insanlara da ve keşfetmelerini sağlamak. Çünkü aslında çok yönlü bir ürün. Yani sadece tatlı olarak yapılması zorunlu değil. Tuzlu tariflerde de kullanılabilecek bir ürün. Yiğit Bey, siz yani demin bir noktaya değindiniz, bu pandemi süreci. Orada şu şekilde başlamak istiyorum konuya. Güllaç 11 ay, yani benim de bildiğim ve duyduğum kısımlarıyla 11 ay üretilip 1 ay satış yapılan bir ürün. Bu özellikle bizim dönemimiz için bu tarz bir üretimin yükünü, riskini almak noktasında ciddi soru işaretleri uyandırıyor. Doğru. İnsanda ama pandemi süreciyle şunu öğrenmiş olduk. Güllaç kelimesi pandemi döneminde ilk, yani dünya şey, Türkiye çapında arama, internetteki arama şeylerinde 7. sıraya ve gıda sektöründe de 1. sırada yerini almış bir kelime. Yani anladığımız kadarıyla artık sadece Ramazan döneminde akıllara gelmesinin ötesinde diğer aylarda da insanların akılına gelen ve evde kaldığımız süre boyunca inovatif diyeyim, gastronomik de olabilir, çalışmalar yaptığımız ve bu çalışmalara bu ürünü dahil ettiğimiz bir noktaya gelmiş durumda. Bu özellikle bizim için inanılmaz bir ilgi kaynağı aslında. Ve tabii ki Oğuz'un da söylediği gibi, yani online pazarında bulunmak, belirli isimlerle çalışabiliyor olmak bizim için inanılmaz bir atılım olacak. Olur diye umuyoruz en azından. Elimizden geleni bu noktada yapacağız tabii ki. Fakat hani evet, sadece Ramazan'a bağlı, kültürel olarak sadece Ramazan'a bağlı olarak gördüğümüz bir ürünü tatlı olarak değil, birçok tuzlu reçetelerde de kullanabiliyoruz. Bu noktalarda işte farklı inovatif çalışmalara hem bizim hem de çevremizdeki tanıdığımız kişilerle beraber atılımlar yapmak bizim için çok değerli ve önemli olacak. Yani artık sadece tatlı olarak üretmek değil, belki söylediğiniz gibi. Kesinlikle. Daha farklı noktalara, evet, tek bir kalem, yani tek kalem üretim, ama bu tek kalem üretimin arkasındaki nasıl diyeyim, hayal etme noktasındaki ürünlerin neler olabileceği üzerinde çalışmak belki gerekli olacak ilerleyen süreçte. Evet, orası çok, hem çok henüz işimiz olan diyelim hep birlikte, işte dünya, evet, markası dediğimiz zaman, geçen hafta Pandeli'yi ağırladık. Hatta bana birkaç öğrencim, hocam pideci olmaya karar verdik diye dün, çünkü pide ustası konusunda çok konuşmuştuk. Yani böyle bizim değerlerimizle ilgili şeyleri daha tanıtabilme heyecanı da aslında hem biraz yolumuz olduğunu gösteriyor, hem de hepimizi heyecanlandırıyor galiba diye düşünüyorum. Evet. Yok, iyi. Tek ürün hakikaten kolay değil. Tek ürünle bugüne kadar buraya gelmek çok önemliydi. Ama bugüne kadar geldiğim için de kendimizden, yani aile olarak, biz aile şirketiyiz aynı zamanda. Ben ailemden ve evlatlarımdan, ailemden, çocuklarımdan, hepsinden Allah razı olsun diyorum. Hepsinin katkıları dolayısıyla olduk, geldik buraya kadar. Burada ben yine evet bir alkışlayalım derim, yaşayın. Tabii Migros diyoruz değil mi? Migros 1954'te Türkiye'de kamyon gibi bir mağazalar yapıp, o zaman biz daha 19-20 yaşlarındaydım ben, hatırladığım gibi. Kamyonlarla Migros mağaza yaptı. Bütün mahalle aralarına Migros geldiğinde onun bile düdük öttürmesi vardı öyle. Diyayi vayi faynati. Biz o düdüğü, yani o sesi duyduğumuz zaman biz Migros geliyor derdik. Mahalle aralarında. Mesela ben Şehremin'de oturuyorum. Saray Meydan Parkımız vardı. Haftanın iki günü, pazartesi, perşembe günleri Migros muhakkak oraya gelirdi. Migros'u biz o vakitten tanırdık. Atıyorum, Fatih'de, Fatih
semtine salı cuma gelirdi. Yani bütün semtleri kamyon mağazalarla gezerdi. Dolaşırlardı. Sonra Migros böyle oldu. Onun için biz Migros'u 1954'ten bu yana biliyorsun. Bizim müşterimizdir aynı zamanda. Buyurun. Migros kuruluşu Unkapanı'nda Sebze Hali vardı. Migros orada faaliyet gösterdi. Tabii, o günden beri Migros'la iş yapıyoruz. Ticaret yapıyoruz. O bile bir 70 yıla tabii. Kendi içinde bir şey olmuş. Tarihi süreç olmuş. Bizim müşterimiz o günden bu yana, bilmiyorum Migros 54'ten bugüne ne oluyor? 54, 104, 67 seneden beri müşterimizdir yani. Bunu da muhafaza etmek kolay değil. Ki Migros büyük bir kurumsal firmadır. Bunlarla iş yapmak kolay değil. Bunlara ayak uydurabildik. Bugün alem Metro mesela, Almanların firması, evet. Metro. Bugün alem müşterimiz. Carrefour. Carrefour da büyük müşterilerimizden biri. Yani anlatmak istediğim Migros, Carrefour, BİM. BİM, şimdi son zamanda BİM, o da var, evet. BİM de geldi. Yani 6-7 tane büyük kurumsal firmayla çalışıyoruz, evet, yani. Demin Erdal Bey söylediği gibi. Bunları da mal üretip vermek kolay değil. İşte bu da yine bugünlerde iş dünyasının içinde sustainability diye özel, evet, birimler, evet, kuruluyor, yazılar yazılıyor, sürdürülebilirlik. Bence bunu hemen kayda geçelim. Evet. 70 yıla dayanan bir, değil mi? İşte muhtemelen tedarikçilerinizle de ilişkileriniz öyle, ürünlerinizi, evet, aldığınız yerler. Ha, onları size bırakacağım. Biraz onu sizlere bırakacağım. Biz teknolojiyi pek bilmiyoruz. Ben teknoloji kullanmıyorum. Hatta telefonum var. Aynen takozdur yani. Neden? Kullanamam. Tabii. Kullanamadığım için bunu bana ancak beni aramaları için kullanıyorum. Veyahut da ben evi aradığım vakit kullanıyorum. Yoksa herhangi böyle sizler gibi teknolojiyi bilip türlü bunun şeyle fonksiyonları var, onları bilmiyorum. O bakımdan o dediği Erdal Bey'in demin tarif ettiğini ben Erdal Bey'e bırakıyorum. O söylesin. Yani. Şimdi yani ben hatırlıyorum ilk Tuzla'da tanıştığımızda sevgili İlhan Bey ve zaten sizler de vardınız. 3,5 saat falan sohbet etmiştik. Böyle bir türlü ben de ayrılamamıştım oradan. Tabii. Bugün tabii, şimdi burada başka programlarımız da var. Dolayısıyla gözüm bir yandan saatte. Yavaş yavaş böyle bir toparlamaya başlayacağız. O esnada hatta sizlere eklemek istediğiniz bir şey var mı diye sorayım. Bir de Erdal Bey'e de söz vermek isterim. Ben bir lafa daha gireyim. Biraz da futbol teriminden konuşayım. Ben bugün ilk defa milli oldum. Böyle toplantılara falan biz katılamadık. Ben hayatımda sizleri ilk defa görüyorum. Yaşım da 87. Onun için bileyim. Çok alkışlık şeyler söylüyorsunuz ama. İlhan Bey'e de, yani de. Biz şey olarak da okumadık. Yani okumadık dediğim, ilkokulu zorla bitirdik. Ben İstanbul Ticaret Lisesi 2. sınıfından ayrılmayayım, ortaokulundan. Onu da yarım yumalak yaptık ama biraz da yapmamızın sebebi babamıza ve iş yerine yardım et, katkılı olsun diye. Okul hayatını ikinci plana mecbur olduk ittiniz. Bırakmak. Bıraktık, evet. Çünkü ihtiyaçları vardı bize. Biz gidiyorduk babamıza. Yardım ederdik yani. Babam tek kalıyordu o vakit. O özgeçmişlere 50 sene kolay yazılmıyor. Tabii, 50 sene tabii. Emek vermişsiniz. O dönemde hele okulla birlikte yürütmek çok tabii, zor. Tabii biz bu arada 1939'daki 40'taki Alman Harbi'ni iyi yakinen takip ediyorduk. Evet, yaşımız da 6, ilkokula da gitmiyordum.
Yani ama idrak ediyorduk, büyüklerimizden dinlerdik. İşte böyle oldu, öyle işte Rusya'ya gitti, orada soğuktan dondular, işte arabaları çalışmadı falan, muhalif oldular diye böyle hikayeler dinlerdik onlardan. Yani bunları günümüzde yaşadığımız zaman gördük. Bugüne kadar işte böyle, ya tabii ihtilaller oldu malum, 60 ihtilali. Hep bunlar bize zorluklar gösteren tabii. 80 ihtilali oldu. Bir takım işte 27 Mayıs dediğim, değil mi, o oldu. Yani sizi durdurmamış bir takım zorluklar gördük tabii, yokluklar gördük. Bu yoklukta hani Atatürk'ün bir şeyi vardır. Türk ordusu bu yoklukta bir ordu yarattı diye. Onun için biz de yokluktan buraya kadar geldik yani. Onu şiar edinip 140 yılı geçirmişsiniz vallahi. Nice 140 yıllara diyelim o zaman. Eklemek istediğiniz bir şey var mı İlhan Bey? Yok. Oğuz Bey, Yiğit Bey. Buyurun. Yani bu bahsettikleri zorlukları koruyabilmek, yani bu emekleri hakkını verebilmek. Hakkını verebilmek inanılmaz büyük. Özellikle işte dördüncü nesil dediğimiz Erdal ve Gürsel Arseven'in bir noktaya getirdiği bu gücü, bu markayı umarım çok daha iyi ve daha fazla katma değerle ve ruhundan kopmadan, bu bahsedilen, anlatılan hikayelerin ruhundan kopmadan üst noktalara taşıyabiliriz. Yani hep birlikte diyeceğim. Geçen hafta da onu konuştuk. Yücel Bey dedi ki paneli hepimizin. Biz artık yani 140 yıl dediğiniz zaman, kusura bakmayın, bu bilgiyi paylaşmak zorundayız. Marka hepimizin, sizin değil. Dolayısıyla bence hepimiz gerçekten korumalıyız ve hani yapabileceğimiz ne varsa hep beraber önümüzdeki yıllara taşıyalım. Bu değerleri, geleneği, yeniliği hepsini bir arada. Hakikaten bizler yoklukla geldik yani. Bu anlattığım yıllar kolay yıllar değildi. Yani bir yerde harp zamanı, bir yerde bir üretim yapıyorsunuz. Üretimin maddesini bulamıyorsunuz. O maddeyi de kendiniz yapmanız gerekiyor. Nişastayı kendimiz yapıyoruz. Buğdayı temin ediyoruz. Ve ondan da güllaç imal ediyoruz yani. Bu kolay bir olay değil yani. Bugün bakma, bütün fabrikalar bütün maddelerini atıyorum. Nişasta yapıyorsa un fabrikasından alıyor. Unu fabrikadan alıyor. Bütün şeyler, ambalaj malzemeleri önlerine geliyor. Geliyor dediğim, temin edebiliyorlar kolay. Orada yokluktan biz yarattık bunu. Yani. Elinize sağlık diyoruz tekrar. Dördüncü nesile şöyle bir dönüp eklemek istediğiniz sizin Erdal Bey, Gürsel Bey, mikrofonu uzatalım. Sen de şeyi anlat bari. Soru cevap yapacağız bir de çok kısa. En sonunda siz söylediniz. Marka diye bir şey yok. Ülkenin bir değeri var. Güllaç zaten tamamen geleneksel Türk milletine özgü bir ürün. Marka Türk milletinin hepimiz el birliğiyle daha ilerilere götürmenin savaşını vermeliyiz. Buradaki hikaye ferdi değil. Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa bir değeri. Bu değeri gerçekler Türkiye sınırları içinde biliniyor gibi düşündüğümüzde yeni neslin bence en önemli misyonu yurt dışında tanıtmak. Yurt dışında bazı fuarlarda yer aldığımızda özellikle Anuga fuarları var, Dünya Gıda Fuarları. Paris'te ve Köln'de kuruluyor. İlk dönemlerde biz korkarak katıldık. Yani bunu kime anlatabiliriz falan diye. Ticaret Odası ve Sanayi Odası'nın destekleriyle Osmanlı arabaları yapılıyor. Biz güllaç tatlısını en alta koyuyoruz. Utanıyoruz da acaba kimse bilmez falan diye. Üstte kavurmalı pilavlar, baklavalar var. İlk gün altta güllaç bitiyor, baklavalar kalıyor. Dediler ki bu nedir? Bu çabuk bitiyor. Almanya'daki fuarda, ya dediler bu Türk tatlısı değil, yanlış mı girdi buraya? Hayır, yani bu Türk tatlısı. Dediler ki olmaz, Türk tatlıları yağda kızarmış, şekerli, aşırı şekerli. Ertesi gün bizden talep ettiler, dediler ki bu çok gidiyor. Yani
baklava üreticileri, arkadaşlarımız, abilerimiz. Onun yeri ayrı. Güllacı biz en üst rafa koyduk. Yetmedi, İstanbul'dan ani uçakla güllaç temin etmek zorunda kaldık. Hatta 2009 yılı sanıyorum şeyiydi. O dönemde Fransa'da Türkiye yılıydı. Versailles Sarayı'nda Sarkozy'nin, dediler ki güllaç yapalım. Oradan biz işte Erdal Bey ve benim kızım Paris'e güllaç koliyle gidip Şanzelize'de güllaç kolilerini sırtlarında teslim edecekleri kişiyi aradılar. Verdiler ve o gece Versailles Sarayı'na güllaç ikram edildi. Bu hepimizin gururu. Yani ben bunu firma adı olarak değil, vallahi Türk ulusunun gururu olarak anlatıyorum. Hakikaten bu değer, asırlar öncesinden gelen bu değer geleceğe taşınmalı. Çünkü birçok meslek yok olup gidiyor. İnşallah bu mesleğin yok olmaması, sizler gibi aydınlık zihinlerin bizlerle olan iletişiminde bu manevi bilinci gelecek nesillere aktarmasıyla daha da güçlenecek. Ben Erdal'a hemen kısa bir son konuşması için veriyorum. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Erdal Seven ben. 1992 yılından beri firmada devam eden bir süreci yönetiyorum. Amcamla babamdan devraldığımız bayrağı umarım Oğuz ve Yiğit'e devretmenin haklı gururunu yaşamak istiyorum açıkçası. Güllaç baktığınızda mısır nişastası un ve sudan üretilen çok basit bir hamurun tavalara dökülmesiyle oluşan bir yaprak. Bu süreci bu şekilde anlattığınızda bir satırda bitiyor. Fakat bu iş şu andan işte ben işe başladığımda yaklaşık 400 metrekare yerde 10 çalışanla yapılırken 8000 metrekare ve 70 çalışana çıktık. Bir süreç yönetimi, bir satırda anlattığınız şeyi bir yıl boyunca 12 ay boyunca üretiyorsunuz. Ve bunu sadece bir dönem olan Ramazan'a endeksli bir satışla yapıyorsunuz. Ve bu satışı yaptığınızda tüm insanların senede bir sefer umutla, heyecanla beklediğinde çok büyük bir beklentiyi karşılamanız gerekiyor. Yani alınan üründen en yüksek verimi, en yüksek beklentiyi müşterinize, tüketicinize temin etmeniz gerekiyor. Ve biz bunun için bir yıl boyunca emek veriyoruz. Bir yıl boyunca o anın hazzını yaşamak için uğraşıyoruz. Ama bu bir süreç. Bu kadar süreçte Türkiye gibi şartları çok değişken olan ülkede hem insan kaynaklarını yönetmemiz gerekiyor, hem ekonomik finansı yönetmemiz gerekiyor, hem lojistiği yönetmemiz gerekiyor, hem mekanı yönetmemiz gerekiyor. Bütün bunlar bir aile olmanın getirdiği, o birlikteliğin getirdiği güçle en başta oluyor. Bu süreçte emeği geçen bir sürü çalışanımız var. Emek koymuş hala hazırda en az 30 yıllık, 35 yıllık çalışanlarımız var. Hala emek koyan yeni nesilden insanlar var. Hepsine burada bizim aramızda olmasalar da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar sayesinde biz de bugün burada size bir markayı ifade edebiliyoruz. Bugüne kadar olan çalışmalarımızda daha evvel emek koymuş, daha evvel anlatıldığı gibi Şehremin semtinde kadınların hem evlerine katkı sağlaması, hem evlerinde bir iş yapabiliyor olmasıyla başlayan bu süreçte bugün bir fabrika otomasyon sistemiyle çalışılmasına kadarki süreçte emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere de burada bizi dinleme zahmetine katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Erdal Bey katkılarınız için Gürsel Bey. Soru cevap varsa o zaman bir de kısa soru cevap kısmına geçip ilerleyebiliriz. Merhaba. Öncelikle çok teşekkür ederim. Herkes adına da çok güzel, çok hoş bir sohbetti. Merak ettiğim şey 5. nesillerle ilgili. Pardon. Elif Kalafat, Bilgi'de ve Landes School of Economics'te ekonomi yönetim okuyorum. Sorum şu 5. nesil özellikle. Gelmeden önce LinkedIn'ınıza baktım. Dijital transformasyon uzmanı olarak çalışıyorsunuz. Siz de iç mimarlık şirketinde çalışıyorsunuz. Ama bir yandan da burada anladığım kadarıyla devam etme hedefleriniz var. Buradaki süreci merak ettim. Yani neden tercihinizi bu yönde kullandınız? Acaba işte orada çalışmanın buraya daha farklı bir getirisi olacağını düşündüğünüz için mi? Bunu merak ettim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Oğuz Bey'le mi başlayalım? Evet, ben başlayayım bu soruya.
Babamın da söylediği gibi babam üniversite mezunu olduktan sonra direkt şirketimizde çalışmaya başlamış. Bu zaten hani büyüklerimiz bu işin içine doğmuşlar. Ben eğitimimi tamamladıktan sonra birazcık daha farklı bir yol izleyip başka şirketlerin işleyişini görmek istedim. Başka yerlerde nasıl iş yapılıyor, süreçler nasıl ilerliyor, işte farklı insanlarla çalışmak. Çünkü bizimkisi bir aile şirketi olduğu için genelde çalışılan insanlar hep aileden, aile üyeleri oluyor. Yani daha kurumsal bir ortamda kendimi biraz daha farklı bir şekilde geliştirerek daha sonrasında bu şirketi ileriye götürürken bu kazandığım farklı bakış açılarını burada uygulayabilmek için böyle bir yolu kendime seçtim. Ve aynı zamanda birazcık networking deniyor biliyorsunuz. İşte sosyal ağı da genişletmek çok önemli. Ve bu kurumsal şirketlerde çalışırken hem müşteri olsun hem şirket içi olsun bir sürü farklı insanla tanışıyorsunuz. Ve yani kişisel olarak daha sonra yapacağınız işi olarak da bu kurduğunuz networking katkısı her noktada çok önemli oluyor. Bu sebeple ben kendi adıma aile işimi sürdürmeden önce başka şirketleri görüp birazcık daha farklı iş yapış şekillerini öğrenmek istedim diyebilirim. Teşekkür ederiz Yiğit Bey. Yani Oğuz'un mikrofon gidiyor mu ses? Tamam. Oğuz'un dile getirdiği şeylerle aynı noktadayız. Biraz hani böyle hikayeleştirmek için şöyle söyleyebilirim. Doğduğu günden beri makarna yiyen bir insanı şu an gelip makarnasının üzerine domates sos koyduğunda o böyle inanılmaz bir atılım gibi görür. Ama o kapının dışına çıktığı zaman o makarna nelere evrimleşmiş, insanlar ne noktada bunu fark edemezsin içerideyken. Biz de biraz o farkındalığı ve o vizyonu kazanmak için bunu yapıyoruz. Ve bunların yanı sıra kendi eğitimlerimiz var. Bu eğitimlerde sonuçta biz de burada bu anlatılarının yanında buna emek denemez ama kendi içimizde bu bir emekti. Bu emeklerimizin de devamında bizim için neler, bize bu sürecin neler sunabileceğini açıkçası görmek için böyle bir tercih yoluna gittik. Teşekkürler Yiğit Bey. Valla içimiz rahatladı. Makarnaya soslar geliyor demek ki o zaman bir yaşayın. Var mı başka soru? Buyurun. Merhabalar, ben İstanbul Üniversitesi Çin Dili Edebiyatı 3. sınıf öğrencisi Umut Çıkmaz. Öncelikle hoş sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Benim sorum İlhan ve Yalçın Beyefendi olacaktı. Şununla alakalı, şimdi çok uzun bir süreçten, hani bir asırı aşkın bir süreçten süre gelen bir markadan bahsediyoruz. Ki bu süreçte Dünya Savaşı'na kadar hani çok farklı diyebileceğimiz, sarsıcı olabilecek tarihi şeylere maruz kalmış. Bu noktada hiç markadan ümidinizi yitirdiğiniz ya da vazgeçtiğiniz ya da zorluk yaşadınız ve artık burası son dediğiniz bir an oldu mu, onu merak ediyordum. Çok güzel bir soru. Tabii buyurun, sonra İlhan Bey'e geçeriz. Tabii ki tereddütlü günlerimiz oldu. Ses geliyor sesiniz. Yıllar oldu ama biz yılmadık. Çünkü bir beklentimiz bizim markayı devam ettirmek, babadan, dededen kalan markayı devam ettirmekte. Ve bu markayı devam ettirmek için herhangi bir menfaat gibi değil de, bir kar da değil yani. Biz kar etmesek de, hani tenceresinde yapıp kapağında yemek gibi. O bir görev bilinciyle. Yani bir beklentimiz yoktu öyle. Aman şu kadar kazanalım, bu kadar yapalım, işte bina dikelim, bilmem ne. Biz kendi yağımızda kavrulan bir insan grubuyduk. Yani aile grubuyduk. Bu bakımdan arkadaşın dediği gibi tereddüt ettiğimiz anlar oldu ama yılmadık ve bugüne kadar getirdik. Var mı aklınızda kalan, yani en çok ne bileyim işte şu belki ihtilaller falan dediniz, sizi tabii, böyle çok zorlayan? Muhakkak, muhakkak oluyor, olmaz olur mu? Bir ihtilal oluyor tabii. Arkadan ne gelecek? En son ben Irak'la bir durum oldu. Etkilemiştir bunda, tabii o da 90. Biz bir ara dedik ki bu mallar kalacak elde. Çünkü biz bir yıl stok yaparız, malımızı bir ayda satarız yani. Böyle bir durum var. Bir atımlık mermimiz var. Attık, vurduk. Atamadık, gittik. O bakımdan
böyle günler atlattık tabii, tehlikeli. Evet, tehlikeli. Sizin var mı aklınızda kalan? Artık çok zordayız, bu iş acaba devam etmeyecek mi diye bir endişeye düştüğünüz? Yok, yok, yok. Çok kendinden iyi. Bunu istiyoruz. Sizi. O tabii iyi. Vardır kendimizde. Alman harbi zamanı asker ve devlet birbirine verilen bir takım kaynaklar var. Bu kaynaklar gidiyor. Genellikle zor bir ekonomik süreç yaşanıyor. Saffet Bey çocuklarına eve gıda bulmakta zorlanıyor. Bana anlattığı özel bir hikaye hatırımda, hiç herkese de anlatıyorum göğsümü gere gere. O zaman hayvan kesim yerleri, mezbahalar var. Protein yok. Gıda bulunamıyor. Sabahları kesim günlerinde o hayvanlar kesildikten sonra, yani hayvan dememin sebebi de aslında bizler için bir nimet hepsi ama yani nimet, süreç öyle geliştiği için. O kanlar mezbahanın dışına akarken soğukta donuyor, pelte haline geliyor. Onları Saffet dedem eve çocuklara et getiriyorum diye götürüyor. O donan pelteleri alıyor, yağda kızartıyorlar. Et yediriyoruz diye yediriyorlar. Genelde hakikaten ekonomik süreciyle geliri ve emek karşılığında çok açıklanabilir bir şey değil güllaç imalatı. Bir sene çalışıyorsunuz. Kıbrıs harekatı olduğunda mesela tam Ramazan'a denk gelen bir süreçti. Ben hatırlıyorum, çok zorlu süreçlerdi. Türk toplumunda şöyle bir gelenek var. Geleneksel gıdadır, bu da kutsal bir nimettir güllaç. Böyle zorlu dönemlerde daha çok talep ediliyor güllaç. Yani insanlar imtina etmiyorlar ve onu, o geleneği sürdürmek için daha çok talep ediyorlar. Dolayısıyla karşılıktan da toplumdan da böyle bir algı olunca aile olarak bakıldığında hiçbir zaman tereddüt etmemiştir. O yüzden teşekkür de, ederiz. Bu böyle sürecek. Evet. Bir sorumuz daha var. Buyurun. Açık mı? Büşra Nur Kaynar, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Benim sorum 5. nesle yönelik olacak aslında. Biliyoruz ki burada ağırladığımız 100 yıllık markalarımızın genelde gıda sektöründe olanlarının 5. nesilleri, işte 4. nesiller mutfakta da rol almış oluyor geleneğin korunumu adına. Benim merak ettiğim 5. nesil mutfağa girip güllaç döktü mü, güllaç yaptı mı? Oo, çok güzel soru, evet. Güllaç dökebiliyor musunuz? Oğuz Bey, sizinle başlayalım. Merhaba, öncelikle size de çok güzel bir soru sordunuz. Hiç dökmedim ama ilk yapacağım şey güllaç dökmeyi öğrenmek olacak bu sorudan sonra. Şu an biraz utandım size karşı dökmeyi bilmediğim için. Tatlıyı yapmayı biliyorum. Ürünü yapmayı bilmiyorum maalesef. Ama bizim de dediğimiz gibi biz bu işi ileriye götürmek istiyoruz. İşte otomasyona evriltmek istiyoruz artık. Yani el işinden çok hep robotlar, makineler döksün güllacı. İşte farklı pişirme ısılarında bu konveyörler üstünde kendileri ilerlesin. Yani bizim eritmek istediğimiz nokta aslında kimse dökmeyi bilmesin 50 yıl sonra. bu da bir yaklaşım. Evet. Belki ikisini biraz koruyup şey yapılır. Doğru. Yani her şey bu kadar tabii artık, değil mi? Teknolojiyle ya, donanmışken. Kavga var yani. Kötü bir soruydu. marka hepimizin olduğu için bence hepimiz yorum yapıyoruz. Yani doğru, bir taraftan robotların işin içine girmesi katkı olacaktır. Fakat el vermeyi de unutmayınız. Ustalık da devam etsin. Evet. Ya ustalığı da koruyup mümkün olduğunca otomasyona yöneltmek, kendi adıma da dökmeyi öğrenmek kısa vadeli hedefim. Yiğit Bey, verelim mikrofonu. Bakalım bu taraf ne diyecek? Gerçekten çok kritik bir soruydu bu arada. Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama yani hikaye üzerine, kağıt üzerine yazılması gerekse ikimiz de bunun tarifini verebiliriz. Fakat özellikle deminden beri söyledim, ustalık. Tabii ki bu ustalığın tekniklerini ve triklerini öğrenmemiz gerekiyor. Bizim de bu işi uygulayabilmemiz gerekiyor. Ama hani şuna sığınayım, ustalarımızın yolundan gitmek için elimizden geleni yapacağız biz de bu noktada. Şüphemiz yok. Evet. Harika. Peki, o zaman çok teşekkür ediyoruz konuklarımıza. İlhan Bey, hoş geldiniz. İyi ki geldiniz sohbetimize. Sağ olun. Yalçın Bey, Yiğit Bey, Oğuz Bey, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz ve
izninizle bitirirken Bülent Bey'le göz göze geldim. Var mı sizin ekleyeceğiniz bir şey? Yok. Çok şey. Peki. Tamam. Şimdi devam ederiz sohbetimize. Çok teşekkürler tekrar.